Merhaba arkadaşlar, ne haber, nasılsınız? Ben Apojuan. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar, bildiğiniz üzere bazı ülkelerde karın altında kalmış şehirler var. Yani misal örnek veriyorum, şuraya fotoğrafını koyuyorum aynı bu şekilde. Ve bu şehirlerde nasıl yaşıyorlar, bugün bu konsepti hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu arada altına dipnot düşmek istiyorum. Arka planım bu değil, bu eski arka planım. Şimdilik bunu kullanıyorum, bunları değerlendirmek istedim ama en yakın zamanda şuraya koskocaman Apojuan diyerekten bir arka plan gelecek arkadaşlar. Ama görmeniz lazım. Muazzam. Şuraya koyarım diyeceğim de sürpriz olsun. Görmeyin yani. Yani bu önceki arka planım, görmeyenler için şuraya koyuyorum zaten. Önceden vardı zaten bizim arka planımız. Beni eskiden takip edenler bilir belki. Arka planımız bu şekildeydi. Ama neyse. Konumuzu bunları en son video sonunda konuşacağız. Neyse, hızlıca videomuza geçelim arkadaşlar. Bakalım karın altında nasıl yaşıyorlar? Evet arkadaşlar, ilk olarak bu şekilde bir kar kürüme arabası var. Vay yavrum vay. İşte bu karların altında bir şehir olduğunu düşünün arkadaşlar. Vay be, nasıl yaşıyorlar ya. Ama var, birazdan onları da gösterecekler. Biraz videoyu göz attım da var onlarda yani. Yollar falan var. İnsanlar o karın altından geçiyorlar. Çok güzel bir şey. Neyse, ben susayım ya, video konusu. Aa bak işte. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arabaya bir baksanız abi. Wow. Ulan Uludağ mı lan burası? Kaykayla kaycan mı lan? House roller coaster. Yine o kar kürüme arabası. Yol açıyor bence bu ya. Bence evet, yolları açıyorlar. İnsanlar rahat rahat yollarında gidebilsinlerdi. Vay be, ne güzel belediyeler çalışıyor. Bu arada arkadaşlar, kribim biraz. Evet, kribim. Doğru söyledim. Kribim mi? Kribim. Kribim. Bu arada biraz kribim arkadaşlar. Kusura bakmayın, hasta oldum. Evet, hastayım. Geçmiş olsun diyeyim lan bana. Vay yavrum ma. Ama iyi püskürtüyor ha şöyle. Yayılıyor. Vay be. Şu dişlilerin arasına insan. Aa bak bak, arkasındakine bak. Vay yavru, bayağı yol açtılar lan. Oha, kaç metre oğlum bu lan? Kara bak. Kesin Rusya'dır bura. Kesin. Rusya'ya kutup yakın ya. O anlamda demiştim arkadaşlar yani. Yanlış anlamayın. Ama var ya. Kaç metre lan sizce bu arkadaşlar? 1,5 metre yağmıştı da. Evet. Bir şey fark ettim. Arabanın üstünde ayıcık böyle yapıyor. Rakçı galiba arkadaş. Abi harbi iyi yağmış lan. İnsana bak. Harbi lan, insan adamın boyunda. Şurasına falan geliyor kar. Of. Ama iyi kürüyor ha. Bakın arkadaşlar, size demek istediğim olay buydu. Şu karın boyuna baksana ya. İnsandan 4 tane. Gece gündüz çalışıyorlar yemin ediyorum. Oo, tüneli gördünüz değil mi? Bak tüneli vardı. Aa işte. Abi düşün. Bak arabaya bak, etrafında karlara bakın arkadaşlar. Vay yavrum vay. Düşünsenize. Çığ otun üstüne kardeş ya. Ama araba nokta gibi yemin ediyorum ha. Şuna baksana ya, çok harika değil mi? Hay yavrum lan. Aha. İşte tam olarak size bahsettiğim olay buydu arkadaşlar. İnsanlar halk, insan halkı nasıl geçiyor? Çok tehlikeli var ya.
Abi, bir şey diyeyim mi? Yani bu insanlar kendilerine güvenerekten nasıl gidiyorlar? Bir de fotoğraf çekiliyorlar ya. Çok, bilmiyorum, çok garip yani. Bana çok garip geldi. Neyse arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzdan eğlenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz içerikten gelmesini istiyorsanız aşağıdan videolar bilmiyor kanalına. Hala abone değilseniz aşağıdan gelip kanalımıza abone olabilirsiniz. Arkadaşlar kusura bakmayın, birazcık eğlenceli olmadı sanırsam bu video. Çünkü çok rahatsızım, çok üstümde bir kırgınlık var. Garibim, sesimden de anlaşıldığı gibi zaten. Neyse, bir sonraki videomuzda çok motiveli, çok atraksiyonlu bir video bekliyorum kendimden. Neyse, kendinize çok iyi bakın. Take a squad, find a zone every day.